kanser hastalığı aslında beyinde ve omurilikteki sinirlerin harabiyetine bağlı ortaya çıkıyor. Bunun nereden nasıl başlayacağı çok belli olmuyor. Hastadan hastaya değişiyor. 60'lı 70'li yaşlarda daha çok, 60'lı yaşlarda biraz çok az miktarda erkeklerde belirginken 70'li yaşlarda artık kadınlarda erkeklerde eşit oranda oluyor. Hastaların şikayeti ellerimde uyuşma ya da yürüyemiyorum şeklinde başlayabiliyor ama o uyuşma denilen şey aslında ince becerilerde bozulma oluyor. Daha ilerleyen evrelerde yutmasında, solunumda bozulmalar başlıyor. Ellerinde ince becerilerde bozulma olduğunda, yürümede zorlanma olduğunda, işte takılmalar başladığında, ayaklarında takılmalar başladığında konuşmasında bozukluk olabilir hastaların. Tabii böyle seyirme dediğimiz kaslarında seyirmeler olabilir. Tabii hastadan hastaya değişmekle birlikte her seyirmesi olan da var demiyoruz ama bunlarda biraz daha dikkat etmeliyiz biz. Nöroloji hekimlerine başvurmalılar. Biz tabii en baştan itibaren hem muayenesiyle hem EMG tetkikleriyle ve diğer yöntemlerle tanısını koyuyoruz. Ülkemizde de yaklaşık 8-10 bin kadar olduğu tahmin ediliyor prevalans çalışmalarında. Genetik faktör %5-10 gibi bir miktarını oluşturuyor. 40'lı yaşlarda olan hastalarımız da var. En küçük hastalar sanırım 14 yaşlarında olan hastalar da var. Ama bunlar birazcık daha genetik tabanlı mı acaba diye de araştırılıyor tabii. Tüm dünyada kullanılan ilaç da hastanın semptomlarının aslında ilerlemesini yavaşlatma üzerine bir etki mekanizması var. Hastalık tiplerine göre hızlı seyreden tipleri de var. Daha yavaş seyirli tipleri de var. Hani halk arasında da belki bilinen 5 yıllık bir ömür biçilmesine rağmen 10 yıl, 30 yıl kadar yaşayan hastalarımız da var. Bu tamamen alt tiplerine bağlı. Ailesi hastalarında en önemli şey bakım. Aile fertleri de tabii bu olaya çok fazla katıldığı için aileyle sıkı ilişkiler çok önemli. Hekimle birlikte olan aileyle ilişki çok önemli. Yani ailesi hastası ilerlediğinde ne kadar iyi bakılabiliyorsa, yakınları ve hekim tarafından ne kadar iyi destekleniyorsa o kadar hem uzun hem de daha rahat bir evreye geçiriyor. Sosyal medyada da çok alıyor, yer alıyor. Kök hücre tedavisi ya da bitkisel tedaviler, bunlar kesinlikle belirtmek istiyorum. Böyle bir tedavi, şu anda kanıtlanan bir tedavi yöntemi yok. Bu nedenle hastalardan çok maddi taleplerde bulunuyor. Kötüye kullanım gibi oluyor artık. O yüzden ben kesinlikle bütün hastalarımı da bu konuda uyarıyorum. Böyle kanıtlanmış bir bitkisel kök hücre tedavisi bulunmuyor. Tabii bu tedavisi olmayan bir hastalık dendiği için çok umut, devamlı bir umut. İnsanlar, yakınları da, hasta da umut içindeler. Ama bitkisel bir tedavisi yok, kök hücre tedavisi yok şu anda. TMS ile yapılan bir ALS tedavisi de bulunmuyor. Bunun yanında cihazla olan iyileştirmeye ait bir çalışmadan da bahsetmeye başladı hastalardan da tabii çok duyuyoruz bunu. TMS cihazıyla birlikte iyileştirdiğini vaat edenler de oluyormuş. Öyle bir şey de kesinlikle yok. Onları hani kesin olarak söyleyebilirim. Tanıda kullanan bilen bir cihaz ancak tedavi aşamasında henüz yer almıyor. Faz çalışmaları var. Çalışılan moleküller var. Faz çalışmaları şeklinde, halen çalışma şeklinde. Kanıtlanmış değil. Bunları takip ediyoruz zaten, yakın takipteyiz ama kök hücre ve herhangi bir bitki kullanımı ile birlikte ALS'nin tedavisi bulunmuyor.